rock müziğinin iki efsanesi. Bir yanda Scorpions, bir yanda Megadeth. Her iki grup da bu yaz İstanbul'da konser verecek. Her ikisinin de konser biletleri satışa çıkar çıkmaz saatler içinde tükendi. Hatta Scorpions grubu bu yoğun ilgi üzerine İstanbul'da ikinci bir konser vermeye karar verdi. İkinci konserin biletleri de saatler içinde bitti. Sonrasında biletlerin kara borsaya düştüğü haberleri geldi. Organizatörler ve müzik yazarları bu yoğun ilgi konusunda şaşkın. Açıkçası böyle bir satış rakamı ve bu kadar hızlı gideceğini hiçbirimiz beklemiyorduk. Bizim kadar Scorpions'ın kendi management'ı yani menajeri, bağlı olduğu ajans, bunların hepsi çok şaşırdı duruma. Star TV medya sponsorluğunda 23 ve 25 Mayıs'ta İstanbul'da konser verecek Scorpions grubunu Türkiye'ye getiren Epiphone Event kurucusu Oytun Atalay bu durumu NTV'ye değerlendirdi. Bu grupların hani legendary klasmanında olması, artık efsanevi gruplar, yaşları itibariyle özellikle Scorpions'ın elemanları, grup üyeleri 75 yaş ortalamasında, insanların gerçekten bir daha göremeyebiliriz diye düşünmesi olabilir. Gene bu grupların, Megadeth'i de katıyorum işin içerisine, gene yaşlarından dolayı çok fazla 20'li yaşlara da, 30'lara da, 40'lara da, 50'li yaşlardaki insanlara da hitap ettiğini düşünüyoruz. Yani yelpaze, yaş yelpazesi çok geniş bu gruplar. Bir teze göre hani kendi içimizde acaba bu da olabilir mi dedik. Ülkede çok fazla yabancı var. Özellikle Rus ve Ukraynalılar var. Onların ülkesinde savaş olması, kendi ülkelerinde hiçbir konsere katılamıyor olmaları. Doğru grup, doğru zaman, doğru marketing ya da basın stratejileri. Bunlar yan yana geldiğinde demek ki bir olumlu sonuç veriyor. Atalay, kara borsa iddialarını da yanıtladı. Kara borsa adı çok genel ve karanlık, böyle kara borsa. Sanki böyle hani mafya var için içinde, şu var bu var gibi bir şeyler düşünüyor insanlar. Komşumuz Ahmet de olabilir. X bir insan da olabilir. Hukuksal olarak bunu engelleyen bir durum yok. Ama velev ki diyelim ki bir sitede böyle alenen, ki biz bunu da duyurduk, usulsüzce toplu satış yapıldığı gözüküyor. Aynı adamın ısrarla bu işi yaptığı gözüküyor. Öyle bir şeyin tabii ki zaten hani biz de peşine düşeceğiz. Her zaman gözümüz açık olacak bu konuda. Müzik yazarı Doğu Yücel bu başarıyı Türkiye'de rock ve metal müziğin dinleyici kitlesinin günden güne artmasına, Rusya, Ukrayna ve Orta Doğu ülkelerinden birçok dinleyicinin rotasını Türkiye'ye çevirmiş olmasına bağlıyor. Türkiye'de genelde ana akım medya işte rap müziğe, pop müziğe, caza, işte biraz daha indie müziklere yer verse de metal dinleyicisi her zaman Türkiye'de çok sayıda vardır. Orta Doğu'dan tabii çok kişi geliyor. Yakın zamanda Metallica Suudi Arabistan'da konser verdi ilk defa. Orada da ciddi bir heavy metal dinleyicisi var. Diğer yandan çok ciddi bir kitle de Ukrayna ve Rusya'dan geliyor. Çünkü normalde bu tip gruplar Ukrayna ve Rusya'da mutlaka konser verirlerdi. Hatta birkaç konser verirlerdi farklı şehirlerde. Şimdi oradaki savaştan dolayı o pazar da buraya akıyor. Bu gibi sebeplerden bence bu satışlar böyle oldu.